Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. 100 derste ASP.NET Core MVC serimizin 42. dersini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Serimize devam ediyoruz. 2-3 ders kaldı, artık bu derste login yapacağız. Login'den sonra da yavaş yavaş projemizi tamamlayıp sonrasında yeni bir projeye başlıyor olacağız. Şimdi şöyle bir tema var. Videonun açıklama kısmında ben temanın linkini bıraktım. Oradan indirebilirsiniz. İndirdiğiniz temayı projenin içerisine dahil edeceğiz. Başlıyorum. Visual Studio'yu açtım. Açtıktan sonra şöyle Weave tarafını kapatalım. Şimdi Weave tarafını kapattık. Öncelikle bu derste temanın entegre edilmesiyle başlayalım. Bütün alanlarımı da kapattım. Yeni bir tane controller tanımlayalım. Login için ayrı bir controller'ımız olsun. Add controller diyelim. Boş bir controller. Controller'ımızın ismi login olsun. Login isimli bir controller tanımlıyorum. Şimdi login controller'ın içinde bizim bir index iAction result'ı verecek. Ben onu giriş yap olarak değiştireceğim. Şöyle şurada bir public iAction result index geldi. Ben onu kullanmayacağım. Public iAction result giriş yap. Giriş yap isimli bir iAction result oluşturuyorum. Süslü parantezimi açtım. Bana geriye return view'i döndürüyor olacak. Parantezimi açıp kapattım. Kaydettim. Şimdi giriş yap ismindeki iActionResult'tan result'tan bir tane view türeteceğim ya da view diyorum. Bu herhangi bir layout kullanmayacak. Kendi başına tek bir sayfa olacak. Ekle dedim. Login controller'dan giriş yap isminde bir action result türetmiş oluyoruz. Yüklesin formumuzu. Bakın bu şekilde yüklenmiş oldu. Şimdi sağ tuşla view'in browser tarayıcı. Tarayıcı da bunu açalım. Ondan sonra devam edelim. Temamız bu. Blend Login Form yazıyor. Blend'i nasıl çeviririz? Bir bakalım beraber. Blend çevirmedi. Özel bir isim olarak görüyor. Giriş formu. Şimdi burası açıldı. Şimdi bizim buradan nereye gitmemiz gerekiyor? Slash login içinden slash giriş yapa gitmemiz gerekiyor. Enter'a bastım. Giriş yap sayfası boş olarak karşıma çıkmış oldu. Şimdi zip dosyasındaki ben şu klasörü şöyle masa üstüne çıkarayım. Ha, varmış zaten, bir dakika. Çıkarmışız şurada. Şimdi bu klasörü aldım. Projemin içerisine wroot klasörün içerisine dahil ettim. Burada artık web klasörüm var. Burada indekse tıkladım. Ctrl A, Ctrl C. Burayı olduğu gibi kopyaladım. Kopyaladıktan sonra geldim. Şu kısmı sildim. Ctrl V deyip yapıştırdım. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. Sayfamı yeniledim. Bakın bu şekilde değerler gelmeye başladı. Şu anda bozuk gelmesinin sebebi CSS'in dosyonun yanlış olması. Şimdi bizim bunun başına ne eklememiz gerekiyor? Tilde slash web slash ifadesini ekledim. Kaydettim. Geldim buraya. Sayfamı yeniledim. Bakın tilde slash web slash eklediğim zaman düzelmiş oldu. Şurayı ben olduğu gibi kopyaladım. Geldim buraya yapıştırdım. Burası 2. Başka bakıyorum, altta var mı başka bir yer? Başka bir yer yok gibi. Zaten şurada sosyal medya ikonları normalde var mıydı? Burada varmış. Sosyal medya ikonlarını göremedim. Nerede sosyal medya ikonları? Şimdi bir saniye. Social ikon. Bunun bir klasında gelmedi. Neden? Font yazısını biz dahil ettik bunda. Dosyonda düzenledik. Tilde slash web slash CSS dedim. Başka var mı başka bir yerde? Kaydettim. Geldim sayfama. Burada yeniledim. Yenilediğim zaman ha tamam geldi. Pardon, burada çalışıyorduk değil mi? Bir saniye, bu değil, özür diliyorum. Şöyle kapıdan sekme açtım. Ha tamam, şimdi düzelmiş oldu. Tamamdır, bir problem yok. Şu anda doğru bir şekilde çalışıyor. Şimdi bu derste sadece tema üstünde çalışacağız. Ben şurayı kapatıyorum. Bir iki Türkçeleştirme uygulayacağım. Şurayı Blend Login Form'u değiştiriyorum. MVC Core giriş formu olarak değiştirdim. Login here giriş paneli olsun. Giriş paneli. Ondan sonra username, kullanıcı adınız. Kaydettim. Geldim buraya. Sayfamı yeniledim. Yenilediğim zaman bakın buralar değişmeye başladı. Sonra altında bir şifre var. Şurada şifre olsun. Tamamdır. Ondan sonra remember me, beni hatırla yazalım. Bununla ilgili bir şey yapmayacağız. İstiyorsanız bir çerez ayarı eklenebilir. Submit'te value'su giriş yap olsun. Forgot password. Şifremi unuttum. İlerleyen derslerde bununla ilgili de bir şeyler yapacağım. Şifremi unuttum. İşte mail
gönderelim falan. Şifremi unuttum. Veya diyelim or yerine veya 2018-2020 yapalım. All rights reserved'ı, tüm hakları saklıdır diyelim. Kaydettim. Geldim buraya, sayfamı yeniledim. Yenilediğim zaman kullanıcı adı, burası buraya kullanıcı adımızı gireceğiz. Tamamdır. Sonra bunu sildim. Geldim buraya, şifre gireceğiz. Bununla ilgili bir problem yok. Şimdi kullanıcı adı ve şifre aslında biraz şey kalıyor. Biraz üstte kalıyor ama temanın kendisi orijinali böyle. Ondan dolayı burada bir giriş yap var. Giriş yapının üstüne geldiğim zaman transparan oluyor. Şifremi unuttum kısmında bir şey yok. İstiyorsanız buraya en son sosyal medya hesaplarımızı bağlayabiliriz. Temanın entegre edilmesi bu şekilde olsun. Bir şeye bakıp dönüyorum. Tamamdır. Admin tablomuzu kontrol ettim. Admin tablosu henüz hazırlamamışız. 3 ders demiştim zaten. Gelecek derse admin tablosuna projemizin içerisinde Entity CodeForest üzerinden dahil edelim. Ondan sonra da girişi yaptıralım ve giriş yaptığı zaman kullanıcı başarılı bir şekilde giriş yaparsa bu ekrana yönelsin. En sonunda bir logout yaparız. 45-46. Derste falan tamamlamış oluruz seri. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.